Burçin hocam, şimdi öğrencilerimizin merak ettiği bir diğer soru da TEOG nasıl uygulanacak? Öğrencilerimiz bu uygulamaya nasıl dahil olacak? Bize bununla ilgili bir şeyler söyler Tabii misiniz? ki. Şimdi öğrencilerimiz aslında ortak sınava olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecekler. Evet. Fakat sınavda görevli olan öğretmenler kendi okullarında değil, farklı Farklı. okullarda. Yani öğrencimiz kendi okulunda girecek fakat başında duracak olan gözetmen öğretmeni Farklı. dışarıdaki bir okuldan gelmiş öğretmenimiz olacak. Çocukların tabii ki geçerli bir mazeretleri varsa ve onu söyledik aslında ortak sınava katılamıyorlarsa sonrasında mazeret sınavlarına katılacaklar. Peki bu mazeret sınavları nasıl olacak? Yine 3 oturum olmak üzere 6 Evet. oturum 2 halinde gün devam şeklinde edecek. olacak. Bir de her okulda mazeret sınavı olmuyor. Bakanlık Evet. tarafından belirlenmiş bazı okullarda oluyor. Buradaki okullarda öğrencilerimiz mazeret sınavlarına girebilecekler. Evet, sonra öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme Evet. sistemi üzerinde yayınlanacak aslında. Yani e-okul yöneticileri işte e-okul sisteminden, öğrenci ve velisi ise öğrencinin Evet. sisteminden bunu görebilecekler. Evet, bunu rahatça e-okul üzerinden öğrencilerimiz de, velilerimiz de takip edebilirler. Evet. Peki biz ben öğrenciyim, 8. sınıf öğrencisiyim ya da velisiyim. Başvuruyu nasıl yapacağız bizler? Aslında şöyle oluyor. Başvuru ekstradan yapılmıyor. Zaten çocuk halihazırda e-okulda 8. sınıf öğrencisi olarak gözüktüğü için Evet. onun yani ekstra bir ücret vesaire gibi bir durum yok. Zaten çocuk direkt başvurusu otomatikman yapılmış oluyor Evet, yani esasında. 8. sınıf öğrencisi her öğrenci Evet. istisnasız her öğrenci TEOG'a giriyor. Ücret yatırmıyor, başvuru da yapmıyor. Çünkü bizim eğitim sistemimiz 12 yıllık zorunlu eğitimden oluştuğu için Evet. herkes liseye gitmek zorunda. Bir de burada tabii önemli bir nokta var. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı da 8. sınıf öğrencileri bu sınava girmiyorlar. Sadece işte başvurusu yapılıyor. Zaten 8. sınıfta aldıkları TEOG puanına göre Göre. parasız yatılılık ve bursluluk Evet. çıkıyor ya da çıkmıyor öğrencilerimize. Anladım. Ekstra ayrı bir sınav ya da ayrı bir Girmiyorlar. oturum söz konusu değil. TEOG puanına göre değerlendiriliyor. Peki TEOG uygulamasında sorular nasıl olacak? Aslında sorular tabii ki eski SBS sınavlarındaki gibi. Evet. Nedir bu? Öğrencilerin kazanımlarını dikkate Evet. alarak ne yapıyoruz? Yorumlama. Yorumlama, analiz yapma, Evet. eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek Evet. şekilde olacak. Aslında bu noktalarda da yine işte üniversite sınavından çok farklı tarzda Değil. değil. Amacımız yine aynı. Çocuk işte kazanımı almış mı? Onu Evet. yorumlayabiliyor mu? Okuduğunu anlayabiliyor mu? İşte sonuçları tahlil Tahmin. edebiliyor mu? Evet. Yine bunların üzerinden aslında soru tarzları Evet. geliyor. Yani sorularımız genellikle çocuğun okuma, yazma ve düşünme becerisi üzerine inşa edilmiş olacak ve bu sayede öğrencilerimiz sınavda rahatça cevaplayabilecekler. Sınav kaygısı olmadığı sürece. Evet. Peki TEOG sınavı nasıl değerlendirilecek? Bunun değerlendirilmesi nasıl yapılıyor? Tabii değerlendirme biraz karmaşık olan kısmı ama şöyle Evet. kısaca bahsedecek olursak ayrı ayrı bir puan türü TEOG'da yok. Tek bir puanımız geliyor bizim. Her soru kendi eşit ağırlığına sahip oluyor ve Evet. her adayın cevap kağıdı iki farklı optik okuyucu Aha. tarafından kontrol edinerek okunuyor Evet, aslında. çift kontrol yapılıyor Evet. aslında orada. İşte her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunuyor. Evet. Yanlış cevap sayısı zaten doğru cevap Bunu sayısını etkilemiyor. Bundan etkilemiyor. da bahsetmiştik. Bunun yanında mesela hani bu değerlendirmenin birinci basamağıydı. Yıl sonu başarı puanı da hesaplanıyor Evet. TEOG sürecinde. Peki bu nasıl hesaplanacak? Şimdi yıl sonu başarı puanı aslında şöyle oluyor. Derslerin haftalık ders saatiyle çarpılıyor ve o sınıfa ait haftalık ders saatinin toplamına bölünerek bulunuyor. Evet. Yani öğrenci işte Türkçe'de kaç saat ders görüyorsa onunla çarpacak. Bütün dersleri böyle böyle çarpıp sonra toplam ders saatine böldüğü zaman Evet. aslında yıl sonu başarı puanını elde etmiş oluyor. Puanlamada 100 tam puan üzerinden Evet, yapılıyor. yani okul birincisi 100 alıyor mesela. Hani hepsi Sonra 100'se kredisiyle çarpılıp, ders saatiyle çarpılıp sonra 99, 98 falan diye aşağı doğru aşağıya iniyor. kadar iniyor. Peki bunun yanında ağırlıklandırılmış diyemediğim bir şey var arkadaşlar. Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı da var. Söylemesi zor. Evet, söylemesi çok zor bir sınav puanı bu. Bu puan nasıl hesaplanıyor Şimdi bu peki? puanda da şöyle oluyor. Ortak sınavlar
sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık kat sayıları var. Evet. Onlarla çarpılıyor ki bir sonraki gelecek hemen tablomuz. Sonra bu çarpımların toplamından elde edilen değerlerin derslerin ağırlık kat sayıları toplamına bölünüyor. Çok karışık oluyor böyle söyleyince ama bu puanlama da 700 tam puan üzerinden oluyor. Yani aslında öğrencilerimizin hani bir okul puanı var, bir TEOG puanı var. Bir de ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı var. Ortak sınav puanı var. Bunların hepsinin aslında belli yüzdeleri ve belli ağırlıkları alınıp yeni bir puan türü ortaya çıkıyor ve bu puan türünde öğrencilerimiz işte okullara yerleşiyorlar. Evet, biz bununla aslında tercih yapıyoruz. Evet. Peki derslerimizin i̇şte katsayıları sizin dediğiniz şey buydu sanırım. Evet, aynen öyle. İşte Türkçenin 4, matematiğin 4, dinin 2, fenin 4, inkılabın 2, İngilizcenin de 2. Şimdi bu tabii ne demek? Aslında bu şu demek. Şimdi öğrenci eğer ki işte din kültüründe daha fazla yanlış yapmış olabilir. Ama bu dindeki yanlışı işte 2 soruya tekabül ediyor. Türkçede tek bir doğrusu demek. Yani işte Türkçede, matematikte ve fende belki de daha fazla doğru yapmaya çalışmalılar sınav stratejisi olarak. Ağırlık kat sayısında, çünkü Türkçede ben ne kadar çok doğru yaparsam o kadar çok puan gelecek bana. Matematikte de aynı şekilde ya da fen ve teknolojide de aynı şekilde. Ama din kültürü, inkılap tarihi ve Atatürkçü, İngilizce gibi derslerde ağırlıklı kat sayı daha az. Buna bağlı olarak da mesela bir öğrencimizin matematiği kötüyse ona ağırlık vermesi gerekiyor. Ama tabii ki bu İngilizceyi boşlayacak anlamına gelmez. Değil, neden? Tabii. Çünkü belki İngilizce sayesinde fark atacak. Matematik hiç belli olmuyor. Eksini İngilizce sayesinde kapatacak. Hani bu kat sayılar, ağırlıklı kat sayılar hani derslerin yüzdeliklerini oluşturuyor. Burada sizler bütün derslerden sorumlusunuz aslında. Çünkü bir yerdeki eksilerinizi başka bir yerde kapatabilirsiniz. Peki orta öğretime, yani lise, biz onu halk arasında lise olarak biliyoruz. Orta öğretime yerleştirmeye esas puan nasıl hesaplanıyor? O da hemen şöyle hesaplanıyor. Söyleyelim. Şimdi öğrencimizin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanı ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış. Bu az biraz önce bulduğumuz katsayılardan yola çıkarak. Bunların ikisi toplanıyor. Elde edilen toplam 2'ye bölünerek yerleştirme esas puanı elde ediliyor. 6 ve 7'nin ortalamasını alıyorum ben, yıl sonu ortalamasını. 8'in de ağırlıklandırılmış kısmını alıyorum. Çünkü 8 daha önemli TEOG'ta. Bunların ikisini topluyorum, 2'ye bölüyorum. Bu sayede 500 tam puan üzerinden bir hesaplama geliyor ve ben orta öğretime bu şekilde yerleşmeye hak kazanmış oluyorum. Peki sınavın değerlendirilmesiyle ilgili ekstra birkaç bir şey daha söylememiz gerekiyor. Bunlardan biri de AOSP dediğimiz puan türü. Şimdi bu da ne oluyor? 8. sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavların sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait AOSP bulunuyor. Evet. Sonra her iki dönem AOSP'nin aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturuyor. Ve yerleştirmeye esas puanda da bu kullanılıyor. Evet, evet. Yani bir sürü şey hesaplanıyor ama esas ana şeyimiz ağırlıklandırılmış orta öğretim puanı. Evet. AOSP dediğimiz şey. Peki öğrencilerimiz tamam, bu hesaplamalar aslında hani bilmeleri gereken ama çok fazla detaylı bilmemeleri bunlar zaten otomatik şeyler. Olarak hesaplanarak geliyor. Bunlar zaten otomatik olarak hesaplı bir şekilde size gelecek arkadaşlar. Orta öğretime geçiş nasıl gerçekleştirilecek? Burada öğrencilerimiz neler yapacaklar? Aslında ne olacak şimdi? Bu elde ettiğimiz son puanımızla birlikte biz okulları tercihlerde bulunacağız. Ve bu tercihler içerisinde en yüksekte olan, yani o okulu tercih etmiş, en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak sistem onları okullarına yerleştirmeye başlayacaklar. Evet, yani bu puan yerleştirmeye esas puan, YEP dediğimiz şey, YEP olarak zaten çocuklar bunu bilirler ya da duyarlar rehber öğretmenlerinden. Bu benim aslında orta öğretime geçişim için kullanılan puan. Sizin dediğiniz gibi işte en yüksekten başlayıp hani en yüksek puanlı öğrenciden başlayıp aşağıya doğru inecek ve bu sayede okullarda kendi kontenjanlarına bağlı olarak taban puanlarını belirlemiş olacaklar. Peki bunun yanında puan eşitliği varsa, birazcık bahsetmiştik iki aslında. İki yakın arkadaşı puanı birebir aynı. Eyvah. Şimdi ne olacak? Tabii ki tercih önceliği çok önemli. Tercihleri hep anlatırken şunun üstünde çok duruyoruz. Kesinlikle en fazla gitmek istenilen okullardan başlayarak bir tercih listesi oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdiden bunun altını çizelim biz rehber öğretmenler olarak. Çünkü şu değil. Yani işte benim 3. sıraya yazacağım okul puanı işte daha yüksek, ben onu ilk sıraya yazayım ama halbuki o okulu çok istemiyorum gibi bir durum yok. Ne oluyor işte puan eşitliği durumunda sizin
o evet. okulu kaçıncı sıraya yazdığınız çok önemli. Önce buna bakılıyor. Evet. Diyelim ki çocuklar işte ne yaptı? Aynı sıraya yazdı. İşte üçüncü sırada ikisini de. Hı-hı. Sonra ne oluyor? Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıftaki başarı puanının yüksekliğine bakılıyor. Evet. Sonra ne oluyor? İşte diyelim ki bu da aynı. Evet. İşte ne dedik? Okuldaki devamsızlığa bakılıyor. Özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılıyor. O yüzden devamsızlık yapmıyoruz. Evet. Peki ortak sınav sonuçları nasıl bildirilecek öğrencilerimize ve velilerimize? Şimdi eve bir kağıt gelmiyor. Eski zamanlardaki gibi e-okul sistemi üzerinden puanlarımız açıklanmış oluyor. E-okul üzerinden bakabiliyoruz. Evet. Peki ek puan. Az önce biz bir şeyden bahsetmiştik. İşte sportif, sanatsal ve benzeri. Aynen öyle. Bir şeylerden bahsetmiştik. Şimdi ne oluyor? İşte TÜBİTAK tarafından yapılan uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyatlarında işte proje yarışmalarında eğer öğrencilerimiz bunlara katılmışsa yıl sonu başarı puanına bazı şeyler ekleniyor. Ne oluyor? İşte altın madalya almışlarsa, birinci olmuşlarsa %10. İşte gümüş madalya ikinci olmuşlarsa %9. Bronz madalya veya üçüncü olmuşlarsa %8. Bu etkinlikle katılmışlarsa ve ne oluyor aslında derecede kazanmasalar da katılmışlarsa %7 oranında ek bir puanımız geliyor. Yani öğrencilerimize aslında burada bir şeyi teşvik etmiş oluyoruz bizler. Hani ya da eğitimciler ya da Milli Eğitim Bakanlığı. Eğer ki siz bilimsel ya da matematiksel bir olimpiyatlara ya da işte TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği projelere katılırsanız sadece katılırsanız %7 burada, çok ciddi bir oran aslında. %7 ek puan vereceğiz biz diyor. Hani ödül alın ya da almayın. Katılmanız bizim için çok değerli. Neden? Çünkü orada bir şey yapıyorsunuz. Bu bilimle ilgili, matematikle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Bu bizim için çok önemli diyor ve %7 ek puan geliyor sizlere. Ya bu ne demek? Demek ki sadece sınav önemli değil, ekstra yaptıkları şeyler de, ilgi alanları da önemli hale gelmiş oluyor. Evet, yani hem önemli, zaten bu bizim için çok önemli bir şey. Öğrencilerimizin bilimsel ya da matematiksel faaliyetlerde bulunması. Ama aynı zamanda bu benim sınav başarıma da ekleniyor. Yani hem mutlu oluyorum, hem istediğim bir şeyle çalışıyorum. Sadece sınava hazırlanmıyorum ya da kendimi çok strese sokmuyorum. Hem de bu yaptığım, mutlu olduğum şeyden yola çıkarak ne oluyor? TEOG puanım da yükseliyor. Ve bu devamın da gelmesini sağlayacak bir uygulama aslında. Çocuk heveslenerek sonrasında o işi daha da ilerlere götürebilir farklı projelerle. Peki ortak sınavlarımız, yani TEOG'a itiraz da edebiliyoruz biz. Şimdi peki, ne oldu? Nasıl olacak? Sınav sonucu açıklandı. Hiç beklediğimiz gibi değil. Biz eminiz ki işte daha fazla doğru yapmıştık. Karşılaştığımız netler işte doğru bulmuyoruz. 5 gün içinde en geç sınav açıklandı. 5 gün içerisinde itiraz edebiliyoruz. Evet. İtirazlarda da şöyle bir para yatırılıyor. Hemen görüyorum, 20 TL bir ücreti var. Onu işte yukarıda zaten bankalarımız yazıyor, arkadaşlarımız görüyor. O bankalara parayı yatırıyorlar ve sonrasında da hemen şurada bakayım. Resmi internet sayfasında yayınlanan sınav itiraz bölümündeki elektronik olarak sınava itiraz edebiliyorlar. Şu an şöyle de bunu iyice çizeyim. Görüyoruzdur herhalde ekranda. Gözüküyordur. ÖDSGM resmi buradan, internet sayfası. Buradan 5 gün içinde, yani sınav sonucu diyelim ki bugün açıklandı. Diyelim ki bugün günlerden varsayıyorum pazartesi. Evet. Benim cumaya kadar başvurmam i̇tiraz gerekiyor. İtiraz etmem gerekiyor. İtiraz etme hakkım var. Ama itiraz ederken aynı zamanda belirtilen bankalara da 20 TL'yi para yatırmam gerekiyor. Bunun dışında faks, e-posta, mektup, bunların kabul hiçbiri olmuyor. Kabul olmayacak. Sadece elektronik ortamdaki itirazlar kabul edilecek.